Bugün 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü Ascot'tayız. İngiltere'de bu Ascot Hipodromu'nun orijinal görüntüsü gördüğünüz gibi dünyanın sayılı tarihi hipodromlarından bir tanesi. Tabii bunu böyle daha sonra loji haline getirmişler. Gayet güzel bir şekilde getirmişler. Evet, Ascot'ta 7 koşu var. Birinci koşu 15.30. 4 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Zor bir gün arkadaşlar bugün ama imkansız değil. Özellikle İdili Plesi yine aynısı Fransa'daki gibi. Burada da İdili Plesi 6'dan fazla verebilir. O konumdayız. 1600 metrede 15 at. Evet. Bir numara. Bir Force One. Billy Logan. Burada Apprentice koşusu bu arada. Yazıyor mu başta? Yazmıyor. Hepsi Apprentice bunların. Ona baktım. Burada bu bir numaranın arkasından 4 numaralı Yanas, Adam Kelly. 6 numaralı Raising Sand, Safi Osborne. Ve 3 numaralı Chasing Aphrodite, Pierre-Louis Jamin. 1-4-6-3 diyoruz burada. Tabi burada AGF oranlarına bakıp şu aşağılardan sürprizler gelebilir mi? Mesela Kaya Fraser iyi bir apprenti. Harry Russell iyi bir apprenti. 10 numara. Yani apprenti bazına baktığımız zaman Callum Hutchinson. Bu Callum Hutchinson William Buick'ları falan geçmiş bir apprenti yani. Onu da söyleyeyim. Aynısı ona bakarsanız William Carver ve Safi Osborne için de geçerli. Enteresan bir yarış günü bugün. Burada 7'li presede. Evet, ikinci koşu. Altılı Gayrı'nın başlangıç ayağı. Şartlı 2 yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Banko atacağız bu. 2 numara çok net banko göstermişler 2 numarayı ama aklımız 1'de kalacak. Arkadaşlar daha 2 tane daha tekimiz var. Dileyenler burada 2 ve 1 de geçebilirler. Özellikle 2 çok ön planda gösteriliyor. Kevin Stott'un binli bu sapkan Havana Grey yavrusu Tefeli'den gelme. Diğeri de Eksi Deneksel'den gelme. Evet, burası 2 banko, bir rakibi dilenler 2 ve 1 de geçebilirler. Üçüncü koşu şartlı dişi 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Dancing Goddess William Buick ile burada ilk atımız ve ekürisi 3 numara. Şimdi bunlar normalde bırakmazlar arkadaşlar da. Burada biz size bırakıyoruz bunu banko olup olmayacağını. Dediğim gibi 7'li plase 6'dan daha fazla verebilir. Rakip burada 2 numara. 2 yani numarası asla geçilmez burası. O yüzden hani 2 ve eküler olarak ikiye ayrılıyor burası. Bunun dışında varsa sizin de bir atınız burada. Kingman yavrusu aşağıda. Lope de Vega var. No Nay Never. Bunların hepsi iyi safkanlar. Fakat daha gördüğünüz gibi yeni koşuyorlar. Ciddi bir sürprizle karşılaşırsak şaşırmayın bu ayakta. Çok dikkat. Ama Dubav yavrusu, Frenkel yavrusu yani burada buranın ağası olmuşlar. Burada Fart denen bir tane at 186 gün sonra bu ikisini yer mi yer arkadaşlar? Bu da Şehri Raşit. Zaten Şehri Raşit Dalmuk'la Al Maktum'un atları bunlar Kodolfin. Arasında kapışma izleyeceğiz. Dördüncü koşu grup 3. 4 yukarı İngilizler 3200 metreye çıkacaklar. Burada net bir banko var. 2 numaralı Truss Hound, Holy Doyle'la banko. Herhangi bir rakip yok. Rakipsiz. 5. kuşu grup 3, 3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar burada. Burada da 1 numara alternatif banko arkadaşlar. 180 gün arası var gerçi. William Buick'le. Fakat burası burada söz sahibi olma ihtimali çok yüksek bu sapkanın. Çok daha sert gruplarda yarışlar kazanmış bir sapkandan bahsediyoruz. Daha az koşmuş bir rakibi var burada. 3 numara. Yani küçük kuponlarda 1 ve 3 gayet yeterli. Ama bir tekrar ediyorum. Alternatif olarak banko kullanabileceğimiz Mischief Magic. Eksiden Eksel'in direkt Eksiden Eksel yavrusu. Elizabeth Quality'den gelme. Amerikan bağlantısı var. Ve bu safkanları düşürürsek sürpriz olarak ne olur? 2 numaralı Trillium, Patrick Dobbs. Bu Dubai Meydan tayfası burada. Patrick Dobbs. 6 numaralı Marban, James Spencer. Ve 9 numaralı
Magical Sunset, Kevin Stott. Evet. Bir alternatif banko, üç rakibi küçük kuponlar için dedik. 1 ve 3 rakip 2, 6, 9. 6. koşu burada tabela ayağındayız. Yine 6 tane at var. Listed 4 kırmızılar 1600 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 4 numara Banco My Prospero. Burada Banco Tom Marquardt'la rakipleri hepsi. Yani bunu dördü düşürdüğünüz, çektiğiniz anda dördü. Ama yine de bir sıralama tabii ki verelim. 3 numara Lusail, 2 numara Çindit, evet 6 numara Tempus. Yani bu 3 2 6 ve sonrası artık size kalmış bir zaten. Geriye 5 ve 1 kalıyor. Ama 3 2 6 ön planda olan rakipleri. 4 normalde banko arkadaşlar veya hepsi diyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. Bu safkan burada düştüğü anda burada herhangi bir at kesin bunun arkasından gelir diyemiyoruz. Hepsi sıraladık. 7. ve son koşu yine günün en zor koşularından bir tanesi arkadaşlar. 4 büyük yarışçılar 1000 metreye çıkacaklar. Evet burada bir özellikle 1 numaralı Isles of Lismore Ray Dawson'la ilk atımız bizim bu 61,5 kilo da olsa 1000 metre sonuçta kaldırır bu kısa metrajlı bir koşu izleyeceğiz burada. Evet. 9 numaralı Stone Circle Hector Crouch. Yani kazanmış son koşusunu bir soru işareti koyalım. Çok kolay kolay kazanacak gibi durmuyor. 5 numaralı Beyond Equal Oisin Murphy. 7 numaralı Rambusso Creek Holly Doyle. 8 numaralı Rum Cocktail Tom Marquand. 6 numaralı Strong Power Thor Hammer Hansen. 4 numaralı Glamorous Breeze Billy Logan. 3 numaralı Zero Carbon James Spencer. Ve 2 numaralı Spoof Jack Mitchell. Bunda soru işareti koyalım bana da. Onu da ikinci arka arka gelir mi? Bu grupta belli değil. Evet. 1, 5, 7, 8, 6, 4, 3 diyoruz. 2 ve 9'a soru işareti koyduk. Evet arkadaşlar böylece Ascot'la ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Fontainebleau videomuz zaten yayında. Happy Valley ile ilgili de ve diğer Tampa Bay'de çıktığı zaman yayınlayacağız arkadaşlar. Elazığ var. İstanbul Premium'lara ait arkadaşlar. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol şanslar diliyorum. Hoşça kalın.